Olay 19 Ocak'ta Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan Ümit Temeğin otomobilinin önü tanımadığı kişiler tarafından kesildi. İddiaya göre şüphelilerden biri otomobile binerek Temeği sopayla darp etti. Ardından şahıslar olay yerinden kaçtı. Darp neticesinde yaralanan Temek polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin 3 kişi olduğu, ticari taksiyle olay yerine geldikleri, iki şahsın etrafı gözetlerken diğerinin ise Temeği darp ettiği iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir ticari taksinin saat 7.50'de Ümit Temeğin otomobilinin önüne park edildiği, şahısların etrafı kontrol ettiği ve Temeği bekledikleri görüldü. Temeğin aracına binerek ilerlediğini gören şüphelilerin otomobilin önünü kestiği ve bir kişinin araca bindiği anlar görüntüde yer aldı. Bir süre sonra Temeğin araçtan kaçarak sitenin önüne geldiği, şüphelilerin ise bir süre bekledikten sonra taksi ile gittiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Başından geçenleri anlatan Ümit Temek, "Her gün saat 7.50'de işe giderim. Ancak olay günü saat 8.20'de evden çıkarak otomobile doğru ilerledim. Aracımın önünde ve etrafında birilerinin dolandığını gördüm. Aracıma binip ilerledikten sonra ticari taksiden iki kişi indi. Bir şey sormak için biri beni durdurdu ve arabama bindi. Arabama binen kişi çivili sopayla beni dövdü. Yüzüm kanadı. Darbelerden kurtulmak için araçtan atladım. Beni tutmaya çalışan diğer kişiden de zor kurtuldum. Kameradan baktığımızda şüphelilerin aracın önünde bir şeyler yaptığını tespit ettik. Karakola giderek şikayetçi oldum," dedi. "Sabah her zaman çıkmam gereken 7.50 saatinde, evden çıkmam gereken saatte çıkmadığım için 8.20'de işe çıkmak için 8.25'te sitenin kapısından çıkınca çıktım. Aracımı doğru ilerledim. Aracın önünde ve burada bir kişinin dolaştığını gördüm. Aracımı ticari taksi park etmiş. Ben aracımı çalıştırdım. Farlarını yakar yakmaz ticari taksinin önünden iki kişinin indiğini gördüm. Geri çıktım. Beni bir şey sormak için durdurdu. Ondan sonra aracıma atladı ve bana vurmaya başladı. Ucu sivili, çivili bir sürekli yüzüm kanıyordu. Kanadını fark ettim. Aracıma bindi. Darbelerden artık kurtulmak için aracı birinci freste kadar hız verdim. Kendim araçtan atladım. Diğer kişiye hareket yaparak ondan zor kurtuldum. Zaten sitenin kamera kayıtları hepsi bütün olayı anlatıyor. Hatta kamera kayıtlarını daha geriden izlediğim halde saat 7.40 gibi civarında aracın önüne bir şeyler koyduğunu, aracın önünde, aracın etrafında bir şeyler yaptıklarını tespit ettik. Karakoldan şikayetçi oldum. Şu anda soruşturma savcılıkta. Suçluları bulmak istiyoruz. Sorumluluk bunları yapan, bu kadar kim cesaret yaptı, bu kadar evin önünde bir adama pusu kuracak gibi nasıl saldırıyor? Bunların hepsinin bulunması için gerekli bütün imkanları Türk polisine güveniyoruz.